ve hikmetleri ihata edilmeyen bazı ef'al-i ilahiyenin kanunlarını tabiat perdesi altında gizlenmiş, görememişler, tabiata müracaat etmişler. Bilhassa bu zelzele son zamanlarda tamamen tesadüfi. Fay var, dikkat edin, fay çatlar, yer patlar. Hiçbir şeyde tesadüf yoktur. Bu fay meselesi biraz diğerlerine göre daha az palavraya benziyor ve biraz mantığı tarafı var. Mantıklı tarafı var. Şimdi mesela bu buhar makinelerinde falan aşağıda teşekkül eden buhar belli bir seviyeye geldikten sonra üstteki doma geçer. Orada bir işler yapar yani. Şimdi bu insanların azgınlıkları, küfürleri, yanlışları, kusurları, isyanları, günahları elbette bir yere gidiyor yani. Elbette bir yere gidiyor. Güzel işlerin nasıl ki ayetin emri mucibince Allah'a doğru gidiyor, semaya çıkıyor, ref oluyor. Sakil olanlar da altta kalıyor. Bu altta kalanlar nereye gidiyor? İşte bu altta kalanlar bu fay işi biraz aklıma yatıyor. Bu altta kalanlar o fay dedikleri hassas yerlerde birikiyor. Tam son noktasına geldi mi patlıyor o. Ona diyorlar zelzele. Bu biraz aklıma yatıyor yani. Öbür işte kömür de altta kaydıydı bilmem neydi bilmem neydi. Bunlar boş şeyler. Ama bu akla yatkın. O semaya çıkamayan kötü şeyler, ahlaksızlıklar, fenalıklar, zulümler, işkenceler hepsi bir yere gitmiyor yani bunlar. Bunlar mevcut. Kaybolan bir şey yok alemde. Nereye gidiyor? Hangi kapta birikiyor? Demek ki bu fay dedikleri o arazinin içerisinde, küre-i arzın çatlağında, arazisinde birikiyor. Nihayet son sınıfa, son noktaya geldi mi patlak veriyor, zelzele oluyor. Allahu alem. Allahu alem. Bu biraz akla mantığa yakın yani. Ama tesadüf değil. Tesadüf değil. Günahları terk ederse millet, isyanı terk ederse millet, elbette Cenab-ı Hakk'ın mükafatı, lütfu keremi zahir olacaktır. Böyle afatlar olmayacaktır. Ama görüyoruz ki insanlar akıllanmıyor. İnsanlar akıllanmıyor. Bilhassa böyle hassas yerler oluyor. Elaziz gibi, Kastamonu gibi, efendim Isparta gibi, Risale-i Nur'la ciddi alakadar yerlerin insanları dikkat etmeli. Bu Elaziz'de üst üste mühim zelzelelerin olması sırasında ben burada hizmetin içindeki birisine telefon açtım. Ne oluyor Elaziz'de? Ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yapıyorsunuz? Risale-i Nur'un, Kur'an'ın, İslam'ın ruhuna aykırı ne yapıyorsunuz ki gadab-ı ilahi böyle geliyor? Tabii o da bilmiyor. Şimdi sarık hastalıklar gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi kötü ahlaksızlıklar yaygınlaşmış. Bilinmiyor. Şahsı kendisi işliyor. Bilmem ne yapıyor. Tabii onlar boşa gitmiyor. Onlar hiçbir zaman boşa gitmiyor. Birikinti yapıyor orada. Bazısı da elektrik gibi çok yüksek gerilim birdenbire gadab-ı ilahiye dokunuyor. O da birdenbire patlatıyor. Evet.